Mars'ta hayat var mıydı sorusu yanıt buldu. NASA aracının verilerine göre Mars'ta geçmişte ilkel yaşam olabileceği açıklandı. Bilim dünyasını heyecanlandıran tek gelişme de değildi bu. Evrenin oluşumundaki en büyük sırlardan biri olarak kabul edilen Higgs bozonunun varlığı da kesin olarak tespit edildi. Peki bu iki konu vatandaşa ne ifade ediyor? Kafamdaki tek sorun evlenemedim. Hadi vay iyi günler. Mars'ı mahkemeye vermişler. Marsilyalılar. Mars'ı mahkemeye vermişlerdi biliyor musun sen? Ya bizim demişlerdi. Kim demişti onu? Kim ne demişti? Marsilyalılar. Yani ben olaya çok, her şeye çok bilimsel bakıyorum. Bugün 20. haftada bir bebeğin cinsiyetini biliyorduk. Önceden bilinmiyordu. Yani Allah ne verirse deniliyordu. O anlamda yani bilim geliştikçe olmaz diye bir şey yok. Olabilir yani. Fazla bilgim yok. Ben şu an kafamdaki tek sorun evlenemedim. Tek sorun evlenmeyi düşünüyorum. Bir evlensem hadi vay iyi günler. Gitmeyi düşünürdüm. Merak ederdim. Nasıl bir yer diye. Konuyu tarihsel olarak düşünürsek biz hep tarih boyunca çevremizde olan bir takım olguların temelinde hep odağında kendimizin olduğunu düşünmüştük. İşte dünyanın merkezinin dünya, galaksinin merkezinin dünya olduğuna dair bir takım fikirlerimiz vardı. Şimdi eğer Mars'ta geçmişte hayat olduğu tam olarak, net olarak ortaya çıktıysa bizim bu galakside sadece küçük bir parça olduğumuza ve rastlantısal olarak belki dünyaya, hayata, yaşam denilen olguya ulaşmış olabileceğimize dair bir şey ifade edebilir. Mars'ta yaşam, su bulunmuş herhalde. Su varsa hayat da vardır. Suyun olduğu yerde hayat vardır. Olabilir de olmayabilir. Ne diye söylesin oğlum sadece. Ben de bilmiyorum yani. Daha gitmedim oraya. Bakacağım gittikten sonra. Yani. Varsa da onu biz göremeyiz zaten. Pek ilgilendirmez. Her konuda değişik düşünceler var zaten. Bunları yansıtmadıkları için hani onu bilemeyiz. Neden olmasın? Yani bu evrende yalnız olduğumuzu kimse söylemedi. Yok öyle bir şey olmaz Türkiye'de. Biz geçim derdindeyiz. Onlarla hiç uğraşacak zamanımız hiç yok. Ben ona tanrı parçacığı demiyorum da evrenin insanın bakış açısıyla gizli kalan yönlerinin tespiti diyorum.